Ahmet Taş getiren 22 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı. O fotoğrafın sancıları. Ben o fotoğrafı görünce yıkıldım diye yazmış bir arkadaş. O fotoğraf Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Abdülfettah Sisiyi el sıkışırken gösteren fotoğraf. Katar'da Dünya Kupası açılış programında buluştular. Belli ki buluşma ayarlandı. Yanı başlarında Katar emiri var. Tebessüm ediyor. Acaba ara bulculardan birisi o mu? Erdoğan'la Sisi'nin yüzleri memnuniyetle şaşkınlık arasında bir yerde duruyor. Yıkıldım ifadesi Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin muhtemelen Amerikan desteğiyle bunu söylüyorum çünkü Sisi darbesi ABD tarafından demokrasi kurtuldu diye meşrulaştırılmıştı. General Sisi tarafından devrilmesinden sonra bizzat Erdoğan'ın tepkileri dikkate alındığında Başka bir anlam kazanıyor. Beni Sisi ile barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmiyorum. Halkın yüzde 52'sinin oyunu almış Mursiyi ve arkadaşlarını mahkum eden bir antidemokratla aynı masaya oturmam demişti mesela. Uluslararası platformlarda darbeci Sisi'yi cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğimi söyledim. Benim için Mısır'ın cumhurbaşkanı Mursi'dir Birleşmiş Milletler'de onunla Sisi aynı masaya oturmadım. Oturursam kendimi inkar ederim demişti. Hatırlayın İstanbul seçimi için meydanlara çıktığında da bu pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diye sormuştu. Yıkıldım ifadesi bir kesimimizin duygu dünyasının seslendirilmesinden ibaret. Birçoğumuz bunu yaşıyoruz da arkadaşımız onu dillendirmiş sadece. Hemen yanına da Yazıklar olsun biz Müslümanlara ifadesini koymuş. Aslında bir süredir Erdoğan'ın eğli seslenişlerinin yerini alan yaşanan bir süreç var. Erdoğan Sisi fotoğrafına benzer bir hayli fotoğraf verildi. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörlerindendi sözgelimi. İsrail kadın ve çocuk öldürmeyi iyi bilen devletlerdendi. Suudi Arabistan İstanbul'un göbeğindeki elçilik binasında gazeteci boğazlatmıştı. Her birinde tepkiler isyan niteliğindeydi. Sonra böyle sürdürülemeyeceği anlaşıldı. Değerli yalnızlık yürümedi. Birleşik Arap Emirliklerinden 15 Temmuz hesabı sorulmadı. Mütebessim fotoğraflar verildi. Sonra Suudilerle aynı sıcak gülümsemeler, tabii İsrail'le. Bu ilişkilerin ilk sonuçları Türkiye'deki Filistin ihvan seslerinin kısılması oldu. Mısır yani Sisi biraz çetin ceviz çıktı. Şartlar şartlar ileri sürdü. Esed'le de buluşacak ama orada da şartlar şartlar var sanki. Mısır'a Katar üzerinden yürünüyor. Muhtemel ki Esed'e de Putin üzerinden yürünecek. Bu ilişkilerde eğli hava yok tabii ki. Biz ilişkileri yumuşatmak istiyoruz. Tek şartımız Erdoğan'ın karizmasından da gözetilmesi. Birçok insan Erdoğan'ın da Bali'de Biden'a ağzının payını vermesini beklemiş olabilir. İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da taziyenizi kabul etmiyoruz, mesajınızı aldık, cevabını da vereceğiz dediğine göre, diyebildiğine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok daha zirveden benzeri bir zılgıtı ABD'ye veremeyecek mi? Yo, öyle olmuyor bu işler. İşte bir gün meydan meydan yerin dibine geçirdiğiniz, dünyanın gözü önünde aynı masaya oturmaktan imtina ettiğiniz sisiyle mütebessimane el sıkıştırıyorlar size. Yazıklar olsun biz Müslümanlara demiş ya arkadaşımız. Niye yazıklar olsun acaba? Niye yıkıldı arkadaşımız acaba? Reel politika duvarına mı tosladık yoksa? Reelle ideali dengelemek mümkün değil miydi? Biri içeride, diğeri dışarıda işe yaradığı için olmasın bu karmaşıklık. Mesela bugün yıkıldım diye hayıflananlar, dünlerde tükürdüğünüz testiden su içmek zorunda kalmayın sakın diye uyaramazlar mıydı? Yazıklar olsun biz Müslümanlara dertlenmesinin sebebini anlayabiliyorum. Burada bize tükürdüğümüzü yalatıyorlar sızlanması var. Burada bir türlü dünyaya meydan okuyacak nizam intizam verecek gücü elde edemedik hayıflanması var. Yedi düvele meydan okumak yakışıyordu liderlerimize. İnsanlarımızın hamaset özlemlerine iyi cevap veriyordu ve tabii siyaseten de iyi iş yapıyordu. Ama dünyadaki en küçük ülkenin bile kendi gerçeklikleri var ve siz içeride ne kadar etkili lider olursanız olun, kendi özgül ağırlığınız kadar etkili olabiliyorsunuz. Bazen Yanı başınızdaki kimyasal silah kullanmak dahil bin türlü günaha batmış Esed'e gücünüz yetmiyor. Çünkü Esed, Esed'den ibaret olmuyor. Trump, ekonominizi mahvederim dediğinde içeride yangın çıkıyor. Biden'la görüşmek, görüşmemek, küresel liderlerle görüşemiyor olma sancısına dönüşüyor. Şimdi Sisi'yle görüşmek Tayyip Erdoğan için yüksek liderlik kategorisinde mi ele alınmalı? Yoksa insanlarımızı yıkılma duygusuna sürükleyen bir geri gidiş göstergesi mi? Yoksa reel politik diye de bir şey var, ara sıra ayaklarımızın suya erdiğini düşünmek de hayra alamettir gibi bir dış politika uyarısı mı? Yazıklar olsun biz Müslümanlara ifadesi, şayet İslam dünyasının özgür ağırlık problemine işaret ediyorsa, bir öz cümlesi ise ve oradan yola çıkarak köklü bir tırmanma arayışına çağrı niteliğinde ise anlamlıdır bana göre. Ona buna bağırarak dış politika yapmayı bırakalım. Kendi içimizde büyük devlet olmanın yollarını arayalım. Mümkünse İslam dünyasında da diriliş hamlelerine öncülük edelim. Diyebiliyorsak olan bitenden ders almış oluyoruz bana göre. İslam dünyası diye bir varlık var bana göre. Türkiye'nin hem insan kaynağı hem jeopolitik imkanları itibariyle büyük potansiyeli var. Ama hem iç potansiyeli hem İslam dünyasının potansiyelini kinetik enerjiye dönüştürmek, dünyanın şartlarını da hesaba katarak geliştirilecek apayrı bir strateji gerektiriyor. 20 yıl önce yola çıkarken asıl ona kafa yormak gerekiyordu bana göre.